Şair ne güzel diyor. Aşk insanı söyletiyor ya. Diyor ki sana kitap demese, sana Kur'an öyle hitap etmese, ben sana beşer demezem diyor. Kur'an demese ki sen beşersin yani, ben beşerim de demese kitap, ben sana beşer demem diyor. Bu iman gözüyle, sevgi gözüyle bakıştır. Biz peygamberimizi aşırı yüceltiyoruz. Ne için yüceltiyoruz? Allah'ımız için. Allah'ımızın dostu olduğu için. Yani Allah'ın dostluğuna verdiğimiz değerden dolayı peygamberi yüceltiyoruz. Onu bunun için yüceltiyoruz. Onu Allah yüceltmemiş mi? وَمَا اَرْسَلَّاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Ne buyursun Cenab-ı Hak? Alemin rahmetisin sen buyurmuş. Aleme rahmetsin. Kendi sıfatını onun ile paylaşmış. Harisun aleykum bil mu'minine raufur rahim buyurmuş. Sen ümmetine düşkünsün, onlara sevdalısın, yürekten yanıksın. Sen onlar için raufsun ve rahimsin buyurmuş. Halbuki biz rauf ve rahim olarak Allah'ı tanıyoruz. Bu yüceltme değil mi? Peki biz ne diyoruz bunların fevkinde? Efendimiz'i anlatırken ne diyoruz yani? Başka bir şey mi söylüyoruz? Haşa. Ama insan işte gafil olunca, kalp soğununca, kibir atına binince, peygamberi bile kendisi gibi görmeye başlıyor. Bu da bir insan, ben de bir insanım. Haşa, yani bazı şeyleri ben ondan iyi bilebilirim yani. Onun zamanında şartlar bu kadar müsait değildi, teknoloji yoktu, bilgisayarı yoktu. Biz bazı şeyleri ondan daha iyi bilebiliriz yani. O yüzden onun söylediği bazı şeyler tarihseldi. Kendi zamanını bağlayıcıydı. O gün için idealdi. Bugün olmayabilir. Dünya kalbe girince bakın işte böyle bir atmosfer meydana geliyor. Orada ne Allah kalıyor ne peygamber kalıyor.